Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Destur ya Seyyidi Sultan Evliya Medet ya Mevlana Mehmet Adil Hakkani Medet Allah için yola çıktık Allah'ı arayanlarla yola çıktık Allah'ı sevmek hakkıyla sevmek için yola çıktık Tabii o sevgiye ermek için o yoldaki olan herkesi de Allah için severek yola çıktık inşallah. Muhabbet günden güne kuvvetlenir, günden güne gelişir. Önce seni hakka doğru çevirmeye vesile olan arkadaşını seversin. Sonra hak yolunda giderken her ayağına takılacak olan manevi şeytanın çelmelerini sana gösterip onları nasıl alt edeceğini öğreten mürşidini seversin. Muhabbet günden güne kuvvetlenir. Arkadaşına olan muhabbet farklıdır. Mürşidine olan muhabbet farklıdır. Sonra ezel ve ebedin sırlarının kalbine dökülmüş olduğu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetiyle şereflenirsin. O noktalara yüceltirsin imanını. Sonra Allah Subhanahu ve Teala bütün varlık aleminin hakimi, kayyumu olan yüce Mevla'ya bilinir. Açılır muhabbet kapıların inşallah. Onun için bu yolda böyle bir ilerleme kat edecek Müslüman. He, o yolda ilerleme kat ederken ne olacak? E şeytanla nefisini bırakmayacak tabii. Oradan gelecek, buradan gelecek bir bir fırsatını bulmaya çalışacak bu muhabbeti nasıl kırarım nasıl bozarım diye. Oyunlar türlü türlü. Türlü türlü oyunlar olacak. Bazen yanlış anlamalar olacak. Bazen fitne fesat olacak. Gıybetçiler olacak, söz gezdiriciler olacak. Ama ama kul bunları hep nasıl mahvedecek? Nasıl bitirecek? Kalbindeki muhabbetin samimiyetiyle bitirecek. Dostunu İyi tanımasıyla bitirecek, Şeyhini iyi tanımasıyla bitirecek, Resul, Peygamberini iyi tanımasıyla bitirecek, Rabbini iyi tanımasıyla bitirecek. Böyle. Arkadaşınla arana girmek isteyecekler, fitne fucur sokmak isteyecekler, binbir türlü planlar da yapabilirler, oyunlar da yapabilirler ve olaylar da tam onları destekler bir şekilde gözükebilir. Oldu mu? Olmadı mı? Hazreti Ayşe annemizin meselesi var ya, ilk hadisesi meşhur. Hazreti Ayşe annemiz çöldeyken o zaman tabi develerin üzerinde mahfil deniyor. Dört köşeli. Bak düşünün. Hayayı düşünün. İslam'daki kadının yerini düşünün. Yahu şimdi bizim Müslümanlara söylesek bunu. Yahu arkadaş devenin üzerine mahfil yapman lazım. Kadın dışarıdan gözükmesin koskoca kervan içinde giderken. O deven üstüne mahfil mi olurmuş? Tamam <laughs> mı? Ne zamanda kaldınız siz? Onunla mı uğraşacağız biz? Bak ta o zamandan kadını koyuyorsa devenin üzerine tek başına etrafında mahfili var. Mahfilin perdeleri var. <laughs> kervan içerisindeki erkekler onu göremiyor. Onu göremiyor. Bugün ne yapıyoruz biz? Mesela bu da o mesabededir. Arabasına film çektiriyor orada. Neden gözükmesin dışarıdan diye. O mesabededir yani. Niye gözüksün? Ama Müslümanlarımız öyle bir hale geldi ki düğüne gidiyorsun. Tarikat ehli birisinin düğününe gidiyorsun. Bir bakıyorsun koskoca bir ekran. Adamın ailesinin fotoğraflarını orada yayınlıyor. Bütün düğün ahalisine. Bütün düğün ahalisine yayınlıyor. Ya arkadaş nerede senin hayan? Nerede edebin? Bu ev halin senin yani hanımının fotoğrafını bütün düğüne gelenler niye seyretsin yani? Ev yani acayip bir zaman işte. Neticede o mahfinin içerisinde giderken Hz. Ayşe annemiz bir yerde şey yapıyor, ihtiyacını gidermek için çıkıyor mahfilden. Ondan sonra geri dönüyor. Geri dönerken girdiğini görüyorlar tabii. Sonra bir bakıyor, gerdanlığı düşmüş. Gidip hemen alayım diyor. Gidiyor tabii almaya, gerdanlığı aramaya giderken. Kervan gidiyor. Kalıyor mu tek başına? Arkadan vazifeli var. Kervandan düşen bir şeyler olursa onu toplayıp gelsin diye. Hazreti Safvan radıyallahu teala. O geliyor. Bakıyor Hazreti Ayşe orada. Hazreti Ayşe'yi bindiriyor deveye. O devenin önünden çekiyor. Tarafına bakmıyor bile Hazreti Ayşe'nin. Öyle edepli insan. Ama tabi dedik ya. Şeytan ve şeytanın avaneleri ortalığı kızıştırmak, bozuşturmak için şey kolluyorlar zaten. Bir geliyorlar sahabenin arasına. Hazreti Safvan genç, Hazreti Ayşe genç. Bunlar çölde ne yaptı? Münafıklar bir başlıyor uydurmaya. Bunlar zina yaptılar. Bunlar zina yaptılar. Bunlar zina yaptılar. Sahabeden bir tanesi de onlara uyuyor. Düşün yani. Yani imtihan böyle karşımıza çıkabilir hep yani. Çıkabilir hep. Allah için sevdiğinle arana bir sürü oyunlar girer. Bazen insanların yaptığı, bazen düz, yani olayların gerçekleşmesiyle olur yani bu. Ama sen dostunu kalbinde bileceksin. Ona olan muhabbetini, samimiyetini kalbinde hissedeceksin. O zaman seni kıramaz. O zaman seninle arasın, onunla aranı kimse bozamaz. Ne derlerse desinler, ne oyun kurarlarsa kursunlar. Neticede oyunlar kuruldu, bir imtihan yaşandı. Allah subhanehu ve teala ne yaptı? Herkesi temize çıkarttı. Temize çıkarttı. Hazreti Ebubekir, onun ailesi tertemizdir diye ayet indi. Sonra. İşte arkadaşını iyi bileceksin. Başka hocanı iyi bileceksin. Mürşidini iyi bileceksin. Kalbinde bunu sağlam eylemediğin zaman o yolda yürüyemezsin. Çünkü bu rüzgar hep esecek. Hep esecek. Arayı bozmak için, senin yolunda sağlam gidişini bozmak için, engellemek için şeytan hep oyunlar kuracak, hep planlar kuracak. Hep planlar kuracak. Kalbindeki muhabbeti sağlam tutamazsan ne olur? Eser yani. Bir imti hayat imtihanlarla dolu. Hakikati insan içinde taşıdığı o cevher neyse o imtihanlarla onu ortaya serer. Onun için Resul-i Ekrem ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Dostluk kuracağın insanı tanımak istiyorsan onunla sefere çık dedi. Sefere çıktın baktın tamam adam iyidir tamam. Bununla arkadaşlık yapılır. Başka bir ticaret yap. Ondan sonra tanırsın. Ticaretten sonra tanırsın. Sıkıntıya düş. Hani derler ya kötü gün dostu. Asıl dost olur diye. Sıkıntıya düş o zaman görürsün. Bunun gibi yani. Ama o dostunla aranda olan işte o muhabbet her ne varsa onu sıkı ve sağlam bir şekilde kalbinde yaşarsan o yolda seni kimse engelleyemez. Yolundan kimse seni edemez. İmtihan türlü türlü gelir. Şeytan oyunlarını kurar. Sen kalbindeki muhabbeti sağlam bir şekilde tutmazsan maalesef oyunlara geliriz, düşeriz. Bu hep oluyor yalnız. Çiğ derviş isek Pişene kadar bu oyunların içerisinde düşüyoruz. Yani yaşadığımız, karşılaştığımız şeyler bunlar hep. Gidersin dergahta hizmet edersin. En güzel şekilde yaparsın. Ee, ve çalışmayanlar, seni kıskananlar mesela tamam mı? Gider seni kötü diye şikayet eder. Şeyhin de gelip sana fırça çeker. Allah Allah. Şimdi halbuki tam tersi olması lazım. Değil mi? Tam tersi olması lazım. Sana fırça çektiği zaman ötekiler güler. Sen de burada <laughs> kaynar suların içinde pişersin. <laughs> o sıkıntıdan. Ama ne olur? Ne olur? Sen pişersin, onlar ham kalır. Olan bu olur yani. Zahire baktığı zaman kaybeden sen gözükürsün. Halbuki şeyhin seninle birebir ilgileniyordur. Sabrını nasıl, ne kadar kuvvetli olacağına bakıyordur. Sabırlı mı bu? Her şey onun lehinde olduğu halde ben ona kızdığım zaman nefsini kontrol edebiliyor mu? Tamamen kendini doğru gördüğü bir yolda ben ona kızdığım zaman dönüp de kendini tekrar tekrar hesaba çekip de bir yanlışını yine bulabiliyor mu? Çünkü insanın kendini günahsız görmesi ona günah olarak yeter demişler. Hatasız görmesi hata olarak yeter demişler. Velhasıl, velhasıl bu ulu yolda Şeyhimiz Hazretleri buyurdu ki günde üç defa imtihan olur dermiş. İmtihan başımıza geldiği zaman nasıl davranıyoruz bakalım. Türlü türlü olur bu yani. Hoşuna gitmeyecek her ne varsa karşına çıkan tefekküre dalacaksın. Dalacağız hepimiz. Dalacağız hepimiz. Eğer kızıyorsak, öfkeleniyorsak, işin sırrını, hikmetini anlamaya doğru yol alamıyorsak, tabii şimdi bunu da söylemek gerekir. Yani ilk etapta zayıf olduğumuz için kızıyoruz tabii ki. <laughs> Neticede sular durulduğu zaman en azından bu işin hikmetini, sırrını anlama yoluna gidebiliyorsak inşallah güzel yoldayız yani. Yani bunlar farklı farklı olabilir. Bir örnek mesela. Şeyh Efendi Hazretleri gelirdi. Şimdi biz onu muhabbetle beklerdik tabi. Çatık kaşlı bir şekilde geldiği zaman Şeyh Efendi Hazretleri. Biz hemen düşünürük lan ne yanlış yaptık. Ne, ne güzel kızdı Şeyh Efendi Hazretleri diye. Bunlar çok güzel ahlaklardır yani. İnsanın çünkü kendini hesaba çekmesi zaten Resul-i Ekrem'in emri. Şeyhimizin bir çatık kaşla bakması bile bereket oluyor insana ya. Düşünüyorsun ne yanlış yaptım diye. Güler yüzle baktığı zaman olan bir şey güzel yaptık hamdolsun onu devam ettirelim diyorsun yani. Allah'ın izniyle. Neden? E çünkü onlar Resul-i Ekrem'in aynası. Her ahvalini, hareketini Allah'ın onlara gönderdiği tevfik ile yapıyorlar. Bereket sunuyorlar yani. Bu şekilde hayatımızı kontrol altına alabiliriz. Bu şekilde nefs ve şeytana karşı sağlam durabiliriz yani. Ama dediğimiz gibi nefsimize eğer kapılırsak, o zaman türlü türlü oyunların içerisine düşeriz. Mesela bir gün medresede okurken talebelik zamanımızda kendi kendimize bak tefekkür halindeyim tabii o zaman da diyorum ki ya tartışıyoruz tartışıyoruz bir şey elde edemiyoruz. Yani kimse doğruyu kabul etmeye gelmiyor. Herkes benim doğrum benim doğrum diyor. Kendi kendime o vakit dedim ki ya tartışmayacağım artık. Sonra çok sevdiğim yine birisiyle bir tartışıyoruz orada. Yani o tartışmayacağım sözümü unutmuşum tabii. Tartışıyorum orada. Ondan sonra... <laughs> o da komik birisiydi Allah selamet versin. <laughs> Şimdi ben onunla tartışırken o sözüm aklıma geldi. Ben tartışmayacağım demiştim. Tamam <laughs> Şöyle gözlerimi... E, ...nefsime ve şeytanıma sanki döne, dönüp bakıyormuş gibi... ...izdira halinde. Ulan... Siz var ya derbiş gibi bakıyorum. Gözlerim o hale geldi ya. <laughs> o da şimdi zannetti ki ben ona öyle bakıyorum. Diyor ki ya şeytana bakar gibi bakıyorsun bana. <gülüyor> <gülüyor> Bizi Müslüman'dan da saymıyorsun. <laughs> şimdi yani insan tefekkürlerin içerisinde deveran ederken karşısındakinin yaşadığı hali de durumu da bilmeyebilir. Yani göz göre göre aslen adamın düşündüğü çok doğru. Ama karşısındakinin yaşadığından haberi bile olmaz yani. Neticede neticede aradaki muhabbet samimi ise dostunu bilirsin. Onun sana nasıl bakacağını düşüneceğini de bilirsin. Keza şeyhine olan muhabbetin de öyle sağlamsa şeyhinin seni bataklıkta bırakmayacağını bilirsin yani. Çakalın sırtlanın önüne yem olarak atmayacağını bilirsin. Ona göre hareket edersin. O zaman da işte İster şeytan oyun yapsın, ister nefis oyun yapsın, ister insanlar kuyunu kassın, sana hiçbir şey yapamazlar. Tabii an olur, canın sıkılır, an gelir, bunalırsın. Allah'a dayanırsın, onu üzerinden atarsın. Neticede insan kimi zaman derviş kardeşleriyle, kimi zaman komşusuyla, kimi zaman aynı anadan doğma kardeşleriyle imtihan olur ya. Gün gelir o imtihan olunduğun kişiler seni çok büyük sıkıntılara düşürür. Allah'a tevekkül edip de bu benim imtihanımdır demek büyüklüktür. Başına gelen musibet çünkü birisiyle gelecek ya. Yani. Bir musibet gelecek başına. Allah'ın imtihanı böyle çünkü. Komşun ne olacak? Ulan bu komşu da böyle çıktı demeyeceksin yani. Bizimki de komşudan geldi diyeceksin. Bir imtihan bekliyorduk zaten. Bizimki de komşudan geldi. Bizimki de maldan, arabadan geldi. Bizimki de evlattan geldi mesela. Allah sabır kuvveti versin, doğruya getirsin. Peygamberler bile imtihan olunmuş kendi kardeşleriyle. Ve sonradan araları süt liman olmuş. Birbirlerini Allah için nasıl sevmişler. Biz de bir derviş olarak inşallah böyle düşünmeye gayret gösterelim. Allah böyle bir ulu kutlu yolu bize nasip eylemiş. Her halimize hamd edelim, şükredelim inşallah. Gerçekten gerçekten o imtihan anında tabii ki kendi <laughs> çok derviş kardeşlerine de bir an bileniyorsun tabii oluyor bunlar yani. Ama güçlendikçe, kuvvetlendikçe görüyorsun artık. Onlarda bir piyon o olmasaydı öteki olacaktı. Birisi olacaktı yani. Neticede mesele şu ki seni yetiştirmek istiyorlar. Onun için sana buna gönderiyorlar. Kendini de tabii bunları da söylerken kendini de bir şey sanma bunun yanında yani. Lütfediyorlar ki seninle ilgileniyorlar bu noktadan bak. الله سبحانه وتعالى آية كريمة بيجري. جل جلاله استعدي بالله بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض من بعد بعد موتها. çok güzel bir ayet Diyor ki ayeti kerimede Allah subhanahu ve teala Allah bir rüzgar gönderir yağmurdan önce. Erseler riyaha fetuthiru sahaban O bulutları toplar. Bulutları toplar. Fesuknahu ila beledin meyitin Bulutlardan yağmur yağar. Bir ölü toprağı, şehri diriltiriz biz diyor. O yağmur ile. فَاَحْيَيْنَاهُ بَعْدَ مَوْتِهَا İşte aynı bu şekilde de öldükten sonra dirilme olacak. Resul-i Ekrem'e gelip bir sahabe-i kiram sordu. Ya Resulallah dirilme nasıl oluyor? Efendimiz de böyle anlattı. Kupkuru çölü gördün Ondan sonra da aynı çölü yeşermiş yerlerinde gördün mü? İşte aynı öyle olacak. Kupkuruyken birden yeşerecek dedi. Efendimiz. Bu ayetin tefsiri de bu şekilde. Yani insanlar ölecekler. Öldükten sonra dirilmeyi genel olarak inkar ediyorlar ama kupkuru toprağı Allah yağmur yağdırıp yeşertiyor ya. Bu da sıfırdan bir yaratım yani. Kuruyor toprak, üzerine hiçbir şey kalmıyor. Allahu Teala yağmur yağdırıyor, yeşeriyor. Kupkuru olan yer yani. Yani bu önümüzde devamlı cereyan ediyor diye biz bunu normal görüyoruz. Ama aslında devamlı ihya var, devamlı diriltme var Allah subhanahu wa ta'ala. Devamlı bunu yapıyor yani. İşte Allah subhanahu wa ta'ala işte bu şekilde de siz dirileceksiniz. Arşın altında o vakit diyor sura üflendiği zaman bir yağmur yağar bembeyaz yağmur. Hayat suyuna benzer o yağmur diyor. O indiği zaman cesetler birden dirilmeye başlar, ayağa kalkarlar. Arşın altından yağacak olan o yağmur ile. Şimdi tabi bu zahiri olan hayata bir tefsir. Mana yolunda ise insan he, ölmüş hükmünde olan ruhulu diriltmek için önce bir rüzgar eser sonra bulut gelir. O rüzgar nedir? Bulut nedir? Peki o ölü hükmünde olan namazı yok, niyazı yok, zikri yok, Allah'a dönüşü yok, rücuğu yok. Ölü bir insan bu neyi ölü tabi insanlığı ölü, hayvanlığı çalışıyor, hayvansal beden çalışıyor. İnsanlığı ölmüş. İnsanlık çünkü neye bakar kalbe bakar, ruha bakar. Dünyada aldığın hazlar manevi olmayanları bedenseldir. Bedensel bütün hazları yaşarsın hayvansal bedenin tamamdır. Ruhani hazlara dönmediysen ruhunu o ölü hükmünde hatta daha da doğru bir tabir kullanmak gerekirse komadadır. <laughs> Baygın. İşte o ruhu diriltmek için, diriltmek için önce bir rüzgar eser. O rüzgar nedir diyor? O rüzgar o rüzgar kulun kalbinde çakan ateştir. Ne ateşi umut ateşi, ümit ateşi, Rabbine olan ilticasıdır. Allah Subhanahu ve teala kulun kalbine bakar. Bana doğru bir istek var mı? Bir istek var mı? Bu mümininde de var, kafirinde de var. Hepsinde. Şimdi mesela bunu şerh etmek gerekir. İnsanımız genel olarak şunu devamlı soruyor. Bundan dolayı çokları dinlen de çıkıyor. Tabi bu hep edepsiz yola çıkmaktan kaynaklanıyor. Ne diyor? Hristiyanlar niye cehenneme gidecek? Adam Hristiyan bir anne babadan doğmuş. Evet. E onların içerisinde yaşamış. E tabii ki doğal olarak diyor ki ben dinimden çıkmam diyor. Hani nasıl diyor bize de söylendiği vakitte. Biz de dinimizden dönmeyiz diyoruz ya. O da diyor ki ben dinimden çıkmam. E şimdi onun ne suçu var ki? Ben Müslüman olarak doğmuşum. O Hristiyan olarak doğmuş. Hristiyan olarak ölecek belki. Bana Allah bu lütfu etmiş, ona etmemiş. Onun ne suçu var? Böyle bir soru ortaya çıkıyor şimdi. Bunu edebli bir şekilde bu soruluyor bu bir. Bir de bunun edepsiz bir şekilde soruluşu var. Nedir o? O da diyor ki <laughs> bir Hristiyan niye cehenneme gidecekmiş arkadaş? Niye cehennemde yanacakmış? Hatta hatta daha da ileri götürenler var. Onlar diyor ki siz cenneti parsellemişsiniz. <laughs> Müslümanlar gidecek diyoruz ya. Müslüman olmayanlar gitmeyecek diyoruz ya. Sanki biz karar veriyoruz onun kararını biz söylüyormuşuz gibi. Siz cenneti parsellemişsiniz diyor. <laughs> Şimdi şu noktayı kaçırıyor insanımız. Kalp, bütün kalpler Allah subhanahu wa ta'nın nazarı altında. Rabbimiz bakıyor. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun. İçinde Allah'a karşı bir ümit beslesin. Bir ümit. Seni istiyorum ya Rabbi. İçinde senin istediğin gibi biri olmak istiyorum. Bunu beslesin. Bu işte o manevi rüzgardır. Neyi toplar? Bulutu toplar. Allah Subhanahu ve teala Celle Celaluhu o rüzgarı gördüğü zaman o kalpte bulutu gönderir. Bulut nedir? Bulut kulu elinden tutup hakka götürecek olan zattır. Bulut gelir Allah'ın o bulutun kalbine gönderdiği o manevi ilmi ki yağmurdur. O kurumuş toprağa akıtır suyunu. Sonra o toprak ne olur? yeşerir birden. Şimdi gelip diyor ki adam Hristiyan'ın ne suçu var? Biz Müslüman doğduk. Biz Müslüman doğduk ama mesele Müslüman doğmak değil, Müslüman ölmektir. Hiçbirimizin son nefeste ne olacağı belli değil. Hristiyanla Müslüman da bu noktada aynı durumdadır. Müslüman doğdum da acaba Müslüman ölebilecek misin? O Hristiyan olan insan belki kalbinde bir güzel ateş yakacak. Bir ümit, Allah'a bir bağlılık isteği doğacak. O rüzgar onda da esecek. Allah bulutunu gönderip onu ihya edecek. Celle Celaluhu. Ne biliyorsun? Bilmiyorsun. Müslüman olarak doğmuş, Allah bulut gönderiyor. Ben yağmur istemem diyor. Ben yağmur istemem diyor. Toprağım kuru kalsın. Onun iman ile öleceğinin, bizim iman ile öleceğimiz hiçbir senedi yok ki. Hiçbir kesinliği kesinliği yok. Hepimiz korku içerisindeyiz. Acaba son nefes ne olacak halimiz diye. Ümid içerisindeyiz. Allah'ın rahmet rüzgarı bize eser de o vakit dilimiz bülbül gibi Kelime-i tevhidi şakır. Melekler canımızı öyle alır. Bunun ümidi içerisindeyiz. Ama kimse kesin olarak bunu bilmiyor. Onun için ne Hristiyan'ı ateşte göresin, ne Müslüman'ı cennette son nefesine hakim olan, son nefeste imanını kalbinde tutan o cennettedir. Ama işte kalpler Allah'ın nazarı altındadır. İster Hristiyan olsun, İster Yahudi olsun, ister putperest olsun, ister ne olursa olsun. Şu gidişattaki yanlışı görecek aklı Allah ona ihsan eyledi. İslam'ın içerisinde de bir sürü sapık fırkalar var. O fırkalara takılan insanlar var. Hatta bunların çokları İslam'ın içinde bile değiller. Ama Allah insana akıl verdi. Akıl verdi, kalp verdi o girmiş olduğu grubun hatalı, yanlış olduğunu anlayabilmeli. Anlayabilmeli. Nasıl mesela giriyor bir iş yerine, iş yerinin ona sunmuş olduğu kurallar var. Değil mi? O kuralları uygulamadığı zaman o iş yerinin hatalı olduğunu nasıl hemen anlıyor? Ya da kurallarına baktığı zaman bu kurallar zulümdür arkadaş. Nasıl anlıyor? Değil mi? <laughs> Ama girmiş olduğu yanlış dinin kurallarını nasıl anlamaz yani? Nasıl anlamaz? Hristiyan bir insan. Düşün sen geleceksin bana zulmedeceksin. Sonra gideceksin pedere benim günahımı çıkart diyeceksin. Peder senin günahını çıkartacak. Ama sen bana zulmettin ya. Pedere zulmetmedin ki. Sen bana gel günahını çıkar. <laughs> Öyle değil mi? Yani bu adalet değil, bu zulüm ya. İkinci zulme ediyorsun. E peder o zaman der ki herkes gitsin birisine zulmetsin. Böylece kilisenin <laughs> mal varlığını çoğaltalım. Öyle değil mi? Sen bana zulmettin arkadaş. Resul-i Ekrem ne güzel buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kızım Fatıma bile birisinin malını çalsa onun bile kolunu keserim dedi. Onun bile kolunu keserim. Adalet budur çünkü. Resul-i Ekrem demek istiyor ki sizden birinin malını benim kızım çalsa bile benim kızımı o mal sahibi affetmedikten sonra benim affetmeye ehliyetim yok diyor. Allah'ın habibi, sevgilisi böyle buyuruyor. O malın sahibi onu affetmedikçe ben hiçbir şey yapamam. Peder de diyor ki sen çal çırp zulmet ne yapıyorsan yap gel bana. Ben sana günahını çıkartayım. İslam ne diyor? İslam tövbe etmeye geldiyse kul onun içerisinde bir kul hakkı var ise okuldan helallik alacak. Helallik alacak. Allah tövbesini ancak öyle kabul eder. Allah Subhanahu ve Teala bile kabul etmiyor. Nerede kaldı peder? Bu gidişattaki yanlışı akıl sahibi olan görür. Başına bu olay geldiği zaman görecek yani. Başına bu olay geldiği zaman görecek. Bunun gibi nice nice şeyler ateşe tapan, ateşe tapmanın yanlış olduğunu görecek. Ateşe ben niye tapayım ya? Ben yakıyorum, ben söndürüyorum arkadaş. Ben niye ateşe tapayım diyecek yani. Puta tapan tamamen öyle. Adam şimdi diyor ki, put almaya gidiyor. Bunların hepsi tanrı diyor. Bu büyükler diyor 100 lira, orta boylar 50 lira, küçükler 25 lira diyor. Niye bu kadar fazla tanrı var diyor? Hepsi aynı değil mi bunların? Evet, hepsi aynı. Niye böyle çeşit çeşit? Büyük olunca diyor daha mı çok kabul ediyor duaları? <laughs> Yok diyor hepsi aynı. Şeye ben de Hazretleri Singapur'a gitmiş de orada da putperestmiş insanlar. Orada bir tane şeye gitmiş mübarek. Onların işte ibadetgahlarına gitmiş. Ne diyorlarsa onların ismine. Yolda bir sürü Buda heykeli var. İçeriye girdim diyor. İçeride üç katlı bir Buda heykeli ayakta. Bir de içeride oda var. Bir tane de böyle yatıyor diyor. Demeyim ki bu nedir? Bu da heykeldir diyor. Demiş adam oradaki. E, yolda gördüm bir sürü. Onlar nedir? Onlar da bu. E, hangisi bunların bu da demiş ya? <laughs> onlar mı onlar mı? Hangisi bu da? Sonra demiş bu sizin ilahınız şimdi ben keser alıp ayağını kırsam. Bana karşılık verebilir mi? Ya da tükürsem. Bana karşılık verebilir mi? Bana ceza kesebilir mi? Ya da ben ona bir soru sorsam cevabını alabilir miyim? Demiş oradaki görev bu adam kim ya böyle acayip acayip sorular soruyor. <laughs> Netice yani biraz aklın çalışıyorsa gidişattaki hatayı göreceksin zaten. Yerin göğün yaratıcısının bir put olmayacağını, bir insanın daha önce yaşamış güzel ahlakıyla nam salmış birisinin yapılmış heykelinin olmayacağını bileceksin. O da bir insandı çünkü eğer bir şeylere gücü yetseydi ölmemeye gücü yeterdi. O da ölüp gitmiş. Hazreti İsa aleyhisselam şimdi İsa aleyhisselam ilah diye addediyorlar ya ne yapıldı İsa aleyhisselam? Adam öyle diyor. Sen doğmadan önce diyor <laughs> İsa aleyhisselam senin günahların için şey yaptı. Acı çekti, kan döktü, ızdırap gördü. Ya benim işlemediğim günahların cezasını mı çekti diyor daha? İşlenmemiş günahın cezasını. Allah'ın adaletine sığar mı bu? Celle Celaluhu. Hak bizi dünyaya niye gönderdi? Rabbimiz her şeyi bilirken, iptidayla sonu bilirken bize niye gönderdi dünyaya? Çünkü adaleti el vermez. Yanlışı yapmayana ceza kesmeye. Dünyaya git. Yaşa. Sana koyduğum yolları gör. Hak batıl seçimini yap. Doğruyu seçsiye sana nasihat ederim, tavsiye ederim. Aklını kullanıp doğruyu gör. Görmeyip yanlışa doğru gittiysen yaptığın fiilin cezasını keserim. Yapmadığın işin cezasını kesmek yok İslam'da. Yok. Netice İsa aleyhisselam ilah oldu diyor. Ya insandan ilah olur mu? Olmaz. O da benim gibi doğdu. Öyle değil mi? O da benim gibi annesinin sütünü emdi. O da benim gibi uyudu. O da benim gibi helaya gitti. İsa Aleyhisselam başımın üstündedir. Peygamberdir. Onun duasına girmek niyazımızdır. Ama o da bir insandır. Kana yakulani't taam. Allah öyle Allah. Bunlar da yemek yiyordu. Nasıl ilah bunlar? Yemek yiyorlar. Annesi de kendisi de. Böyle yani neticede akıl sahibi olan bunları çözmeli çözmeli. Acıktığı zaman yemeye ihtiyaç duyan nasıl ilah olabilir? Yorulması, yorgunluğu hisseden, uyumaya ihtiyaç duyan nasıl ilah olabilir? Nasıl olabilir yani? Ölüme karşı koyamayan nasıl ilah olabilir? Varlığı bir vakte bağlı olan nasıl ilah olabilir? Böyle böyle işleyip bunların yanlışlığını görüp hakka doğru kalbini döndürmesi lazım döndürmesi lazım insanın. İşte neticede neticede kalpler Allah'ın nazarı altındadır. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Mecusi olsun, kalbinde bir ufak ümit ateşini yaksın. Ya Rabbi beni burada bırakma. Beni sensiz bırakma. Beni yanlışta bırakma desin. Allah bulutunu gönderir hemen yağmur bulutunu sular onu bir dostunu, bir hakiki dostunu gönderir ona, hakikati öğretir o kalbe. Çeker onu kendine Mevlamız. Çeker. Tıpış tıpış gelir o da. Tıpış tıpış gelir. İtiraza imkanı bile olmaz. O kadar harika bir yol gösterir Mevla Muteala ona yani. Onun için, onun için Allah'ın rahmetini unutanlar, Allah'ın adaletini anlayamıyorlar. Asıl olan bu yani. O kalplere hidayeti verecek olan Allah'tır. O kalpte yeter ki bir istek oluşsun. Riyah dediği odur işte. Ümit. Allah subhanehu ve teala rahmetiyle tecelli ettiği için o kulların kalbinde biliyor musunuz? O e, isteğin doğması için de yine o oluşumu da yine Allah hazırlar. Kimileri kabul eder, kimileri reddeder. Kimileri reddeder. Yani en azılı Hristiyan, en azılı Yahudi, en azılı putperestin huzurunda İslam'ın hakikatinden konuşanlar olur yani. Ya onun yanına gider ya bir internette görür ya bir yerde yani her hele, hele bu zamanda her yerde ortada yani. Görür, ne var? Kalbinde bir he, ışık, ışık. Işık doğar. Ondan sonra o istek kalbinde olduğu zaman Allah subhanehu ve teala bulutunu gönderir. O kalbi sular. Sonra kupkuru olan ruh, kupkuru olan kalp birden yeşermeye başlar. Yem yeşil olur yani. Ama dediğimiz gibi Müslüman olduk elhamdülillah ama bu nimete şükürden gafil olduysak, bu nimeti elimizde tutmak için gerekleri yapmaktan geri durduysak, Kimse kendini de kandırmasın. Ben Müslümanım işte ben cennete gideceğim kesin diye. İman ve İslam'ı kalbinde diri tutmayan işi zordur yani. İşi zordur. Allah muhafaza buyursun. Dikkatle sahip olduğumuz nimeti elimizde sağlam tutalım. Bugün insan cebindeki paraya nasıl hakimse kalbindeki imana öyle hakim değil. Öyle hakim değil. Bedenine önem verdiği kadar ruhuna önem vermiyor. Malına önem verdiği kadar dinin önem vermiyor. Dini konuda her ne söylerse millet dinliyor ya. Açıyor YouTube'u falanca hoca. Tanıyor musun hocayı? Tanımıyor. Söyle hoca. Ya o hoca yanlış bir adamsa söylediği sana zehir olur. Zehir olur, kalbini bozar. Dinliyor onu. Sonra öteki hoca, sonra öteki hoca, sonra öteki hoca. Böyle 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 böyle. Ne oluyor sonra? Çorba oluyor. Bir şey söylüyorsun. Öteki de şöyle demişti. Sen ona bir şey söylüyorsun ya. O böyle. Öteki de şöyle demişti. Beriki de böyle demişti. Acaba o mu? Acaba o mu derken bütün hayat acabalar içerisinde geçip gidiyor. Ehlullah diyor ki, bir mürşit bul kendine. Onun sözünden başka sözü koyma kalbine. Neden? Kalbin kararsızlık hastalığına düşmesin diye. Onu duyduğu zaman, ya siz hocalar da işte onu sevmiyorsunuz, bunu sevmiyorsunuz. Ya senin için söylendi bu. O hoca da güzel, bu hoca da güzel. O doktor da güzel, bu doktor da güzel. Gidiyorsun doktora, ne yapıyorsun? Benim doktorum var diyorsun. Onun usullerini yapıyorum. Bugün bir doktora gidip, haftaya öteki doktora gidiyor musun? Gitmez. Neden? Benim bütün belgelerim, bilgilerim o doktorda diyor. O doktor bundan önce bende ilaçları verdi. O ilaçların bedenimde nasıl etki bıraktığını o gördü. Onun için o doktora gitmem lazım. Yok canım siz doktor ayrımcılığı mı yapıyorsunuz? Gidin bütün doktorlara ya. Gidin bütün doktorlara. Bu sefer bu doktora git, ondan sonra öteki doktora git, ondan sonra öteki doktora git. Sonra evde nalları dik. Tabiri caizse yat. Karıştırmasın kimse işleri birbirine. Allah ehli bir şey söylüyorsa o sana lazım olan şeydir. Hazreti Ali'yi bulmuşsa bir kul, Hazreti Ali ne dediyse onu yapacak. Hem Hazreti Ömer'i dinleyeyim hem Hazreti Ali'yi dinleyeyim demeyecek. Çünkü Hazreti Ali'nin uslubu başka, Hazreti Ömer'in uslubu başka. Hazreti Ömer diyor ki, benim yolumun esası nedir? Adalet üzerine kuruludur ve <laughs> şeriattan dirhem miktarı şaşmam. Bu yol üzerine kuruldur. Buyurun gelin, hak mıdır? Haktır yoluna giren hakkı bulur mu? Bulur. Hiçbir sorun yok. Hazreti Ali ne diyor? Benim yolumun esası aşktır. Allah'ın sırrına, ilahi divanın sırrına ermek isteyen buyursun. O yola girdiysen onu dinleyeceksin. Onu dinleyeceksin. İşin esası bu şekilde cereyan ediyor yani. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin buyurduğu sözü ayrıcılık zannediyor. Ne diyor bu mübarek? bir yerdeysen her yerdesin demektir. Bir yerdeyken demek ne demek? Bir mürşide intisap ettiysen, onun yoluna gidiyorsan bütün evliyayı seviyorsun demektir sen. Bütün evliya kalbindedir demektir. Her yere gidiyorsan hiçbir yerdesin demektir. <laughs> hiçbir yerde. Çünkü aslen aslen hiçbirinin yolunu, nefsini terbiye edecek şekilde tutmuyorsun demektir. Ne yapıyorsun? O hoşuna gidiyor onu dinliyorsun. Bu hoşuna gidiyor bunu dinliyorsun. Onun için terbiyende olmuyor. Yolda da ilerleme kat etmiyorsun. Bir yerdeysen her yerdesin demektir. bizim yolumuz tevhid yoludur, birlik yoludur. Allah subhanahu ve teala yolumuzun hakikatini erdirsin bizleri. Amin. Ve min Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.